Herkese merhabalar. 9. sınıf matematik 1. dönem 2 yazı. Hazır mısın hocam? Hazır değilim hocam. İşte hazır olmak için zaten buradasın ve süper bir şekilde seninle bu yazılıyı provasını beraber çözeceğiz ve mükemmel bir şekilde sınava hazırlanacağız. Tonguç'um biz yazılıyı hazırlarken bir kere yazılı konularına baktık. Yazılı konuları nedir? Bölünebilme, EBOPECOK. Ardından birinci neden denklem ve eşitsizlikler var. Ondan sonra mutlak değer geliyor yazılı konularımızda. Ardından üssü ve kök sayılarla konuları bitiriyoruz. Tonguç'um. Sorular nasıl hocam? Sorular. Şimdi bir kere sana öncesinde hangi konulara çalışacaksın alakalı ufak bir PDF hazırladım. Aşağıda açıklamada bulabilirsin. Aynı zamanda Tonguç evladım benim bu PDF'te de aslında şunlar var. Ya bölünme neleri bilmemiz gerekiyor? Ardından işte bir ikinci yazılı konuları tamam. Birinci yani denklem ve eşitsizlik neleri bilmemiz gerekiyor? Ardından da hemen sana gerçekten kaliteli sorularla, gerçekten de sınavda çıkabilecek tarzı sorularla bir yazılı provası hazırladım ve onları çözeceğim. Hızlı bir şekilde başlıyorum Tonguç ve bölünme de hemen kuralları atayım. İki kere bölünme birer basamağa çift sayı. İşte üçe bölünme rakamları toplamı için katılır. Dörtte bölünme son iki basamağa dördün katı olacak veya sıfır sıfır olacak. Beşe bölünme sıfır ya da beş olacak birer basamağa. Sekize bölünme 3 basamağa, son 3 basamağa 8'in katı olacak veya 0 0 0 olacak. 9'a bölünme rakamlar toplamı 9'un katı olacak. Bunları mutlaka hatırlamamız gerekiyor. Sınavda bunlar çıkacak. %100 garanti çıkacak. 11'e bölünme birazcık belki hani zor sorularda çıkabilir. Zor soran hocalar sorabilir. Neydi işte rakamların artı ve eksi verip de toplayıp birbirinden çıkartıyordun. Ondan sonra pardon burası çıkarma olacak. Ve 11'in katı olması gerekiyor falan tarzında bir kuralımız var. Ardından Tonguç'um EBOPECOK'ta bilmemiz gereken şeyler İşte bizim sayılarımızı bölen bir sayıdır aslında EBOP dediğimiz şey. En büyük ortak bölen. EKOK da bizim sayılarımıza bölünebilen yani onların katı olan bir sayıdır. Bunları bilmemiz gerekiyor. Verilen sayılara bizim sayılarımız dediğimiz şeyler. EBOP-EKOK problemlerinde eğer bütünden parçaya yani bir şeyi parçalara ayırmak istiyorsan Tonguç'um EBOP kullanırsın. Eğer parçadan bütüne yani küçük parçadan büyük parça oluşturmak istiyorsan EKOK kullanırsın. Bunlar bölme EBOP-EKOK konusunda öğrendiklerimizdi Tonguç'um. Bunlarla ilgili lütfen konu tekrarlarını soru yapalım. Geliyor değil mi hocam? Bunlarla ilgili çok güzel sorular birazdan çözeceğiz. Şimdi ikinci yazılı konudan en önemlilerinden bir tanesi ve matematiğin temellerinden bir tanesi denklemler ve eşitsizlikler Tonguç'um. Denklemler ve eşitsizliklerde denklem çözümlerinde bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. X'ler bir tarafa normal sayılar bir tarafa. A'lar bir tarafa normal sayılar bir tarafa tarzında bir model var. Denklemi çözümü için. Denklemin çözümü, denklemin kökü, denklemin çözüm kümesi dediğimiz şey de aslında çok basit X'in değeridir. Yani denklemin kökü 2'dir. O zaman x eşittir 2'dir. Tarzında bir ifadelere kanıksaman gerekiyor. Bunlar sınavda %100 çıkar. Denklemi sağlayan değer demek aslında kök dediğimiz şey. İki birim yani denklem sistemlerinde de yok etme metoduyla çatarank diye yani katsayıları eşitleyip bir tanesini artı bir tanesi eksi yaparaktan sonuca ulaşabilirsin. Eşitsizliklerle Tonguç'um denklem gibi çözülüyor aslında. Normal hiçbir fark yok. Sadece ve sadece tek bir olay şu. Her iki tarafı eksi sayıya böldüğün zaman işaret yön değiştiriyor diye bir kıl bir kural var. Onun dışında her şey. Dostlar, düşmanlar. Aynen. Eşitsizliklerle tanım kümelerine dikkat etmemiz gerekiyor Tonguç evladım benim. Dediğim gibi tanım kümeleri burada aralık olabiliyor. Ondan sonra tam sayılar dediyse işte belli sayılar olabiliyor. Doğal sayılar dediyse eksi sayıları almıyorsun falan filan. Reel sayılar dediyse bütün sayıları alıyorsun. Aralık kavramına dikkat etmen gerekiyor. Ve bunu çok iyi hatırlaman gerekiyor. Tam sayıda reel sayı farkını. Geldik Tonguç'um mutlak değere. Sınavda mutlak çıkar mı hocam? Kesinlikle %100 sınavda çıkacak konulardan bir tanesi daha. Burada mutlak değere denklem çözümlerinde iki durum vardı. Mesela mutlak değer x eşittir 5 diyorsa x ya 5 olabilir ya eksi 5 olur. Çünkü eksi 5 de dışarıya 5 diye çıkardı. Artı 5 de dışarıya 5 diye çıkardı. O zaman x'in yerine ya yani tabii burada daha komplike ifadeler verecek. Konu tekrar yapıyorum seninle. Mutlak değer eşitsizliklerde ise bir tane TOST metodu vardı Tonguç evladım benim. X mutlak değer x küçüktür a ise mesela küçüktür 5 ise diyorum mesela. Hemen 5 ile eksi 5 arasında TOST ediyorsun x'i. Veya işte mutlak değer x küçüktür öküzse ne yaparız Tonguç evladım? Efendim hocam? Sana demiyorum. X dediğim şey eksi öküzle artı öküz arasında hemen TOST ediyorsun x'i. Bir de Tonguç'um mutlak değer x büyüktür a genellikle bunu sorarlar ama şimdiden sana söyleyeyim. Genellikle bu sorulur sınavlarda. Mutlak değer x büyüktür a derse ya x büyüktür a deriz ya x küçüktür eksi a deriz tarzında aralığın dışındaki ifade olur diyoruz ve en önemlilerinden bir tanesi üst sayılar ve kök sayılara geldik. İşte üst sayılarda bilmemiz gerekenleri hemen hatırlatayım sana. Kesin soru var değil mi hocam? Kesin %100 soru var. Hatta ikişer soru da gelebilir. O kadar abartıyorum. A üzeri x çarpı a üzeri y de tabanlar aynıysa üstler toplanır çarpmada. Tabanlar aynıysa üstler bölmede çıkartılırdı. Bunu bilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda üstün üstü çarpılır. A üzeri x üzeri y de a üzeri x çarpı y şeklinde yazılır. Ve üstü ifadeleri toplama ve çıkarma yaparken ortak parantez alıyorsun aslında elma armut hesabı şeklinde yapıyoruz. Aynı üstler olmasına dikkat edeceğiz.
ve x üzeri 2 n ile y üzeri 2 n'yi toplarsak ve sonuç 0 çıkarsa, ki sınavlarda böyle şeyler sorarlar Tomuç. Çocuklar çok sever bu soru tarzını. Ve bunları iki çift kuvvetli ifadeyi toplayıp sonuç 0 çıkıyorsa bunların ikisi de 0'dır. Çünkü başka hiçbir çaresi hocam, yok. Hocam içim dışı matematik oldu ya. Bir tanesi artı bir tanesi eksi olamaz. Çünkü çift kuvvet ne olamazdı Tomuç evladım benim? Negatif olamazdı. Bunu çok iyi hatırlamamız gerekiyor. Hocam içim dışı matematik oldu. Dün tarih çalışırken balı kesirdi. Karesi yolları kesir, karesi kafam evet, karıştı. Gerçekten hocam de, beni deli zannetti. Tebrik ediyorum. Gerçekten insanın beyni karışıyor tabii. Çok fazla konumuz var ama hiç sorun değil. Bir sayının çift kuvveti mutlaka mutlaka büyük ve eşittir sıfır olma. Ya sıfır olur, en az sıfır olabilir. Bunu unutmayalım. Tüm sayıların çift kuvveti sıfır veya sıfırdan büyüktür, onu diyeceğiz. Geldik köklü sayılarda çarpmada. Normal çarpıyorsun aynen. Bölmede normal biliyorsun ama kökün içine yazmayı unutmuyorsun. Burada dışarı çıkartırken Tomuç evladım benim, x üzeri n'yi dışarı çıkartırken burada tabii n olması gerekiyor. N kökün içine dışarı çıkartırken x diye çıkartırsın. Tamam ama çift kuvveti çıkartırken, ha şuna sana bir ufak bir şey yapayım. X'in karesini çıkartırken mutlak değer diye çıkarman gerekiyor. Mutlak değer yazmayı unutma diyoruz. Bu da önemli ve sınavlarda öğretmenlerin çok sevdiği kurallardan bir tanesidir diyoruz. Tonuç bunların hepsini aynı zamanda aşağıdaki PDF'den bulabilirsin ama şu anda akıl haritası olan arkadaşlara hemen söylemek istiyorum. Akıl haritası olan arkadaşlar da İkinci akıl haritamız, yani normalde birincisinde vardı kümeler vardı. Evet, birincisinde kümeler ve mantık vardı. İkinci akıl haritası olan arkadaşlarımız buradan ikinci akıl haritasının neredeyse hepsini sayı kümeleri bölünebilme, birinci derece denklem ve eşitsizlikler, mutlak değer denklemler ve üslü ifadeler ve köklü ifadeler buraya kadar çalışsınlar. Yani 10. maddeye kadar lütfen çalışsınlar diyoruz ve hemen yazılı provamıza hızlı bir şekilde geçiyoruz. Tonguç Evren'im benim, geldik ilk sorumuzla karşı karşıyayız. Şimdi 5 basamaklı. İstediğimiz sorudan başlayabiliriz. 4, 3. Tabii ki başlayabiliriz. 4, 3 ama biz bölünebilmeden başlıyoruz. 4, 3, A, 7, B sayısının 36 ile bölümünden kalan 5 demiş. Buna göre A artı B toplamının en büyük değeri kaçtır demiş. Şimdi soruyu gördük. Evet. 36 ile bölüm. Yani şöyle bir şey var. 4, 3, A, 7, B sayısı 36'ya bölünüyormuş ve kalan 5'miş. Şimdi hemen benim aklıma şey geldi. 36 ile bölünebilme kuralı aslında şu demek değil miydi? Hem 9 hem de 4 ile bölünme kuralıydı. Neden? Çünkü 9'a 4 aralarında asaldı ve 9 kere 4 36 idi. O zaman 36 ile bölünebilme kuralı dediğimiz şey aslında 9'a ve 4'e bölünmeydi. Ama zaten tam bölünebiliyor diyor. Yani 5 ile 5 kalır diyor. O zaman 36 ile bölümünden kalan 5 ise hemen aklıma şey getiriyorum. O zaman bu sayının 43 A 7 B'nin 9 ile bölünme kalanında 5'tir. 5 olmak zorunda. Veya 4 3 A 7 B'nin 4 ile bölünmeden kalan da 5 olmak zorunda. Şimdi burada tamam, burada problem yok. Ama Tonguç ne demiştik? Kalan hiçbir zaman bundan büyük olamaz demiştik. O zaman diyorum ki ya 5 olamaz. Bunu bir kere daha 1 ile çarparım. Bunu 4 ile çıkarıp 1'dir. Demek ki 4 ile bölünmeden kalan da 1 olduğunu bulmuş olduk. O zaman 9 ile bölünmeden kalan 5, 4 ile bölünmeden kalan 1. Bu verdiği ifadeye göre bunları bir oluşturmuş olduk. Sonrasında yapmam gereken şey şu. Tamam, o zaman ilk başta 4 ile bölünme kuralını uygulayayım. Çünkü bu basitti. Bu 4 ile bölünme kuralına göre, 4'e göre hemen şöyle diyebilirim. Sayımın son 2 basamağı, 4 ile bölünme kuralı neydi? Son 2 basamağı yani 7B kısmı aslında 4'ün katı olacak ama 1 kalanını vermiş. Demek ki 4'ün katından 1 fazla olacak. Şimdi normalde 43 A 7 B'de 4 ile bölünmeyen nedir? 72 4 ile bölünebilir. Ama 1 kalanını verdiğin 73 olabilir. Veya 76 4 ile bölünebilir. Son iki basamağına bakıyorum zaten. 76 ama 1 kalanını verdiğin için 77 olabilir. Yani 43 A 7 7 olabilir. Başka bir şey olabilir mi? 72 ve 76'dan başka 70'li bir sayı 4 ile bölünemez zaten. 80'liye geçer öbür türlü. Dolayısıyla benim sayım, yani B dediğimiz sayı, yani şuradaki sayı, burada 3 çıktı, burada da B 7 çıktı diyorum. Şimdi tabii en büyüklerini sorduğu için ben bunu almam daha mantıklı. B3'ü almama gerek yok. B3 çünkü küçük bir sayı. O zaman en büyük değerden bundan ilerlersem, şimdi 9 ay bölümünden kalan 5 çıkıyor. O zaman rakamları toplamı, yani 4, 3 artı 3 artı A artı 7 artı 7'nin 9'un katı olması gerekiyor mu? Hayır. 5 kalanını verdiği için 9'un katından 5 fazla olsa yeterli. Şimdi bunları bir toplayalım bakalım.
Şimdi artık 9'a bölünme kuralına geçtim. 4-3-7-7-7-21. 21 artı, hatta şöyle yazalım. 21 artı A eşittir 9'un katından 5 fazla. 9'un katı ne olur bir Allah aşkına? 21'in fazlası olacak şekilde. Bu da bir rakam olacak. A ve B birer rakam olacak. Unutmayalım çünkü 5 basamak sayının içinde yazılmış sayılar. Geldik. Ya kardeşim 18 olsa burası. 9-2-18. 18 artı 5 23 eder. 23. O zaman A buradan 2 çıkar Tunguç evladım benim. Burası 27 olsa 27 artı 5 32 eder. 32 ile 21 ile neyi toplasam 32 eder, bir rakam çıkamaz. O zaman A'nın 2 olduğunu bir dakika söyle bakalım. 19 şöyle bir şey yapalım. B 7 dedik. 4 3 7. Evet. A'nın 2 olduğunu söyleyebiliriz. A'nın 2 olduğunu buradan söyleyebiliriz. Şimdi bir de şunu deneyelim. Burada çünkü A 2 çıktı, B 7 çıktı ama B 3 çıktı. Acaba A kaç çıkacak? Bunu da deneyelim. 4 artı 3 artı A artı 7 artı 3 eşittir 9'un katından 5 fazla olacak. Sonuçum 7, 7, 14, 17. 17 artı A 9'un katından 5 fazla olacak. Şimdi 9'un katı 18 artı 5 23 olabilir. Buradan A eşittir 6 çıkabilir Tunguç evlenmeyi. Şimdi en büyük değerini sorduğuna göre 6 artı 3 kaç eder? 9 eder. 9. 7 artı 2 de 9 eder. O zaman en büyük değerinin 9 olduğunu, ikisinde de aynı sonucu verdiği için ikisinde 9 olduğunu söyleyebiliriz. Tunguç evlenmeyi cevabımız 9'u diyoruz. Başka kombinasyonlar olamıyor. Çünkü rakam olma olasılığını geçiyor A ve B. O yüzden cevabımız 9'dur diyoruz. Geldik diğer sorumuza. A ve B farklı pozitif tam sayılardır demiş. EBOB AB 15 olduğuna göre demiş. A artı B toplamının en küçük değeri nedir demiş. Bir kere o zaman iki sayının EBOB'unu almışız. Ve buna dikkat edin. Farklı pozitif tam sayılar demiş. Bir kere şöyle düşünelim. Ya ben 15 mesela şöyle diyelim hatta. A dediğimiz sayı 15'in katı olmak zorunda değil mi Tonguç evladım? Evet hocam. EBOB'u yani 15'e bölünebilen bir sayı olacakmış. EBOB'u 15 ise 15'e bölünebilen bir sayı. B dediğimiz sayı da 15'in katı olacak. 15 buna da T diyelim mesela sallıyorum. Şimdi en küçük değerini soruyor ya. Şimdi biz bu A ve B'yi en küçük yapabilmek için K'ya 1 desek mesela A 15 olur. T'ye de 1 desek Tonguç evladım benim. B de 15 olur. Ama o zaman aynı sayılar çıkar. Farklı demişti. O zaman T'ye 2 diyelim. O zaman T B 30 olsun. Bak ikisi birbirinden farklı olur. Tamam süper. 15 ile 30'un EBOB'u en büyük ortak bölü zaten yine 15'tir. O yüzden cevabımız 15 artı 30'dan 45 çıkıyor Tonguç evladım. Benim bravo diyorum sana. Süper. Kızıkır azizül aziz. Soruyu anladın. Süper. Geldik bir tane denklemin çözüm kümesini buldunuz demiş. Denklemin çözüm kümesinde yapmamız gereken şey çok basit. X'leri bulun diyor aslında. Çözüm kümesini bulun demek. X eşittir soru işareti demek. Hemen çözelim. Burada parantezlere dikkat edeceğiz. Bir de eksi artıya dikkat edeceğiz. Eksi artı çok önemli. İşaret yani eksi artı işaretlerine dikkat diyorum bu soruda. Yoksa başka hiçbir zorluğu yok bu soruda. 3 kere 2x 6x artı 3 kere 4 12. Bu eksi 5 ile x'i çarpmam gerekiyor. Eksi 5x. Eksi 5 ile eksi 2'yi çarpmam gerekiyor. Artı 10 çıkar. Aman dikkat edelim. Eşittir 6 eksi 3x çıktı mı? Sonrasında 6x eksi 5x 1x eder. 1x. Artı 12 artı 10 artı 22 eder. Eşittir. 6 eksi 3x çıktı. X'leri bir tarafa toplayalım. Eksi 3x'i karşı attığım zaman 1x artı 3x eşittir. 6 eksi diyelim. Artı 22 karşıya geçti. Eksi 22 diye. 4x eşittir. Eksi 18 mi 16 mı çıkar? Eksi 16 çıkar özür dilerim. X eşittir. Eksi 4 çıkar. O zaman çözüm kümesini şöyle yazarım. Dikkat edelim. Süslü parantezimi açtım. Eksi 4 yazarım. Süslü parantezimi kapattım. Buraya kadar anladın mı Tonguç evladım benim? Anladım hocam ama bazı sorularda gerçekten sizin kadar zeki olmadığım için önden ya da arkadan bakmak zorunda kalabilirim. Sonuçta sınavlarda bazen bu tarz yardımlaşma, dayanışma, saçmalama paylaşma. Saçmalama lan dangolsun. Şimdi paylaşma sen bu güzeldir hocam. Şimdi, biz bunu ilk sizden öğrendik. Mesela sen bu soruyu çözmeye çalış bakalım. Hadi çözebiliyor musun? Durdur videoyu. Sonra beraber şimdi 2 sene başlayalım zaten. Hemen başlayalım. A ve B birer reel sayı demiş. 2A artı B eşittir 14. Eksi 3 A ve 6 arasındaymış. Tamam. A dediğim şey eksi 3 ile 6 arasındaymış. B'nin en büyük ve en küçük değerini bulunuz demiş. Şimdi bize sorduğu şey aslında B'nin sonucu. B'nin sonucunu soruyor bize. Bize A'yı vermiş. A'nın aralığını vermiş. Ya şimdi B'yi bir kere B'yi sormuyor mu bize? B'yi soruyor. O zaman B'yi bir yalnız bırakalım burada. 2A artı B eşittir 14'te. B'yi yalnız bırakırsak şöyle mi yapsak acaba? Bir saniye dur bakayım nasıl yapabiliriz? Evet B
Yoksa şurada A var ya, A'yı yalnız bırakalım. Bu sefer ters bir şey yapayım. A'yı yalnız bırakalım. Şimdi A dediğimiz şey aslında 2A eşittir. B'yi karşıya atarsam 14 eksi B etmez mi Tonguç Evren? Evet hocam. Süper. Her iki tarafı 2'ye bölersen peki. Çat çat. A eşittir 14 eksi B bölü 2 olmaz mı? Olur. Neden böyle yaptım biliyor musun? Çünkü burada A vardı. Buradaki A yerine artık 14 eksi B bölü 2 yazabilirim. Eksi 3 küçüktür. 14 eksi B bölü 2. Bak A gördüğüm yere artık bunu yazıyorum. Küçüktür. 6 yazıyorum. Sonrasında yapmam gereken şey çok basit. B'yi bulmaya çalışıyorum ya. Artık B'nin aralığını bulabileceğim. Ne yapıyorum? Her tarafı 2 ile çarpıyorum. Her tarafı 2 ile çarparsam eksi 6 evet küçüktür. Bu 2 ile bu 2 sadeleşir zaten. 14 eksi B küçüktür. 2 ile o 6'yı çarparsam 12 eder. Ondan sonra B'ye çok yaklaştım artık. B'ye yaklaştıktan sonra diyorum ki her taraftan 14 çıkartayım. Her taraftan 14 çıkartırsam eksi 14 eksi 14 eksi 14. Neden? Çünkü B'yi yalnız bırakmaya çalışıyorum. Eksi 22 çıktı burası. Eksi 20 çıktı özür dilerim. Küçüktür. Eksi 14 artı 14 bir güde eksi B çıktı. Küçüktür. Eksi 14 eksi 2 çıktı burası. Sonrasında Tonguç çeviren benim her tarafı eksiyle çarpıyorum. Ama dikkat et. Eksi ile çarparken işaretler eşitsizliklerde yön değiştirir. Ha, o, bu çok önemli bir kural. Dolayısıyla her tarafı eksiyle çarpıyorum. Eksi 1 ile çarparsam her tarafı. Burası artı 20 eder. Büyüktür olur bu sefer. Artı B eder. Büyüktür olur bu sefer. Artı 2 eder. Ha, o zaman B'nin aralığını bulmuş oldum. 20 ile 2 arasında bir sonuç çıkıyor. O zaman A'nın aralığını zaten biliyorduk. Bir reel sayı vermiş zaten bize. B'nin en büyük ve en küçük değerlerini bulunuz demiş. Bulamayız tabii ki. B'nin en büyük ve en küçük değerlerini bulamayız. Neden? A ve B biraz reel sayı derse bunu yapamayız. Çünkü bu aralıklarda bir reel sayı bulmamız gerekiyor. Şöyle diyebiliriz. B'nin en büyük ve en küçük değerini demeyelim de burada. B'nin, bunu değiştiriyorum, aralığını bulunuz demiş. Aralığını bulun diyelim. Aralığını bulun. Şimdi aralık nasıl yazıyordu Tonguç Evren benim? Köşeli parantez veya açık parantez yazıyordu. Evet hocam. B 20 ile 2 arasında bir reel sayı olduğuna göre köşeli parantez ve veya açık parantez yazacağız. B dediğimiz sayının çözüm kümesi eşittir. 20 ile 2 arasında 2 dahil mi? Değil. 2 ile 20 arasında 20 dahil mi? O da değil. Çünkü eşitlik yok. Burada eşitlik olsaydı, şu eşitlik olsaydı köşeli parantez yapardım. Buraya veya buraya fark etmez. Burada köşeli parantez olması için eşitlik olması gerekiyordu. Köşeli parantez yok. Sadece açık parantez şeklinde, aralık şeklinde yazmış oldum. Çünkü nedir? B bir reel sayıdır dedim. O yüzden en büyük ve en küçük değerlerini bulamayız. Eğer tam sayı deseydi en büyük ve en küçük değerlerini bulabildik ama dikkat edin. Geldik olduğuna göre x'in alabileceği değerler çarpımı kaçtı demişim. X'in alabileceği değerler çarpımı kaçtı derse hemen şimdi. Bu da klasik bir sorudur. Sınavlarda bu soruyu öğretmenler inanılmaz severler. Mantık burada şu aslında. Hocam kesin kazıktır o zaman. Öğretmenler seviyorsa kesin öğrenci sıkıntı yaşıyordur. Hayır kazık değil. Sadece ufak bir trik var. Onu görmek. Şimdi 2x artı 4'te ben 2 parantezini alırsam 2 parantezini x artı 2 etmez mi Tonguç Evren? Eder hocam. Mutlak değeri de yazdım. Artı diyorum. Burada 3 parantezini alırsam 3 parantezini alırsam x artı 2 etmez mi Tonguç Evren? Bu da eder. Bu da 25'ti. Tamam buraya kadar yazalım. Şimdi 2 çarpı pozitif bir sayı olduğu için çarpma mutlak değerde ayrılabiliyor ve dışarı çıkabiliyor. Çarpma dışarı çıkar. Mesela 2 çarpı x artı 2 diye yazabilirim ben bunu. Artı 3 çarpı x artı 2 diye yazabilirim. Eşittir 25 çıktı. Şimdi 2 tane buna elma dersem, buna da elma dersem. 2 elma artı 3 elma. Yani 2 tane x artı 2 ise 3 tane mutlak değer x artı 2'si toplarsam 5 tane mutlak değer x artı 2 etmez mi Tonguç Evren Bey? Eder hocam. Eşittir 25. Her iki tarafı 5'e böldüğüm zaman çatarak tutarak mutlak değer x artı 2 eşittir 25 çıkmaz. Pardon 5 çıkmaz mı Tonguç Evren Bey? 25'i 5'e böldük. Şimdi bunu çözmeye çalışacağız. Ne demiştik mutlak değerde kural? Mutlak değer x eşittir. A ise iki tane olabilite vardı. Ya x eşittir a'dır ya da x eşittir eksi a'dır. O zaman mutlak değer x artı 2 eşittir 5 diye çıktıysa x artı 2 ya 5'tir ya da x artı 2 eksi 5'tir. Çünkü eksi 5 de artı 5 de 5 diye dışarı çıkar. Hemen bunu çözelim. Yani burada 2'ye ayırdık aslında kuralı. Bir olabilir bir böyle olabilir. O zaman x eşittir 3 çıkar buradan.
Buradan da x eşittir. Eksi 2 diye geçer. Eksi 7 çıkar buradan. O zaman x'in alabileceği değerler çarpımı nedir demiş. 3 çarpı eksi 7'den de sonucumuzun eksi 21 olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç evren benim. Tabii ki daha garanti olsun diye koyup denemen daha iyi. Koy mesela 3 koy. 3 kere 2 6 artı. Sağlamasını yapmak lazım. 10 çıkar. 3 kere 3 9. 9 artı 6. 9 artı 6 15 çıkar. 10 artı 15 25 çıkar. Süper. Eksi 7'yi koy mesela. Eksi 7 koy. Eksi 14 artı 4 eksi 10 ama artı 10 diye dışarı çık, fırlar dışarıya. Eksi 7 koy. Eksi 21 artı 6 eksi 15 çıkar. Ama artı 15 diye dışarı fırlar. İkisi de toplamı 21 ediyor. Yani bu da doğru, bu da doğru. İspatladı kendini. Cevabımız eksi 21 diyor. Denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme ise demiş A kaçtır? Tonguç'um burada efendim? Da şu kuralı hatırlamamız gerekiyor. Eğer bize AX artı BY artı C eşittir 0, DX artı EY artı F eşittir 0 diye iki bilinmeyenli denklemler verdiyse ve dediyse bu denklemlerin tek bir çözümü vardı dediyse şunu bilmemiz gerekiyor. Tek bir çözümde A bölü D yani X'in başındaki sayının X'in başındaki sayı bölümüyle Y'nin başındaki sayının Y'nin başındaki sayı bölüm birbirine eşit değildir olması gerekiyor. Tek bir çözüm varsa. Eğer bak bir çözüm. Peki eğer sonsuz çözümü var derse eğer hepsi birbirine eşit olması gerekiyor. Yani A bölü D eşittir. B bölü E eşittir. C bölü F olması gerekiyor. Bu sonsuz çözüm. Yani şu işaret. Ama eğer boş küme derse A'nın D'ye bölümü eşittir. B'nin E'ye bölümüdür. Ama o eşit değildir C'nin F'ye bölümüdür. Ha, şimdi o zaman şöyle bir şey var. Aynı şey burada da var. Bak şimdi 3 var, A var. Mesela 3'ün A'ya bölümü yani X'in başındakinin X'in başına bölümü eşittir. Eksi 2'nin 6'ya bölümü olacak. Eksi 2'nin 6'ya bölümü olacak. Ama zaten bunlar eşit değildir. 5 bölü 9 olacak. Heh, şimdi bunu çözersek eğer biz bunu çözersek 3'ün A'ya bölümü eksi 2'nin 6'ya bölümü eksi 2'nin 6'ya bölümü zaten sadeleştiğimiz zaman eksi 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3 5 bölü 9 eşit değil mi? Değil. O zaman problem yok. İçler dışlar çarpma yaparız. 3 kere 3 9. A ile eksi 1'in çarpımında eksi A'dır. A eşittir. Eksi 9 çıkar buradan diyoruz. Cevabımız bu kadar basit. Ama işte bu kuralı gerçekten hatırlaman ve bilmen gerekiyor. Çünkü kıl bir kural biliyorum. Ama bu kurallar yıkılmak içindir. Burada aslında yasaklar delinmek içindir. Bak Tom ne diyorsun saçmalama. Pardon. Bu bir doğrudur, bu da bir doğrudur. Bu boş küme olması aslında bu doğruların paralel olma şartına dayalı diyoruz. Bunlar çakışık olma şartına dayalı. Bu da kesişme çantrına. Yani şu iki doğru böyle kesişiyor tek bir noktada. Bunlar üst üste iki tane doğru. Bunlarsa paralel iki doğrudur. Paralel doğrularda boş kümedir çözüm kümesi diyoruz ve geçiyoruz. Evet geldik üst üstelere artık gerçekten işin şey kısmına, önemli kısmına geldik. Üst üstelerde bilmemiz gereken şey ifadesinin toplamı kaç demiş. Ya evladım bize verilen bir ifade var ve bize sorulan bir ifade var. Bize bunu sorduysa ilk başta şöyle düşünelim. Ya bu 9 beni irite ediyor bir. 9 dediğim şey aslında 3'ün karesi değil mi Tonguç evladım? Benim? Evet hocam. 3'ün karesinin üzerinde x yok mu burada? Tamam artı. Bu 2 çarpı 27 dediğim şey 3'ün 3. kuvveti değil mi Tonguç evladım benim? 27'nin üzerinde de x yok mu? O zaman üzerinde de x var. Yani bunu bu 27 aslında. 27 üzeri x yazdım bak. Buraya bunu kapatsam bu 27 üzeri x'te. Bak 27 yerine 3 üzeri 3 yazdım. 9 yerine de 3 üzeri 2 yazdım. Tamam buraya kadar tamam. Şimdi bu x'in çarparsam 3 üzeri 2x artı. Çünkü bu üstten üstü çarpılıyordu. 2 çarpı bu x'in çarparsam 3 üzeri 3x. Bize sorduğu ifade bu Tonguç evladım benim. Peki bize sorduğu bir ifade ise eğer biz bunu vermişse bize ne yapabiliriz Tonguç'um? Yapmamız gereken şey çok basit. Bunu bir çözümleyeceğiz. Bunu nasıl çözümleyeceğiz? Diyorum ki ya üste toplama var. Üste toplama aslında üstelerde ne zaman üste toplama yapılır? Üstelerde çarpma yapılırsa. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2 eşittir 18 diyelim mi Tonguç Evren Bey? Diyelim hocam. Ne yaptım biliyor musun? 3 üzeri 2 yazdım yerine. Ya da doğrusu bak bu x'in çarparsak üstler toplamda 3 üzeri x artı 2 ederdi. Yani şunun yerine 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2 yazdım. Tamam buraya kadar tamam. Sonrasında ya bu niye işime yarayacak ki? 3 üzeri x çarpı bu 9'dur zaten. Çat. Her iki tarafı 9'a bölersem yani 3 üzeri x'e ne çarp 9
9 nereye çarpması 18 eder? 2 ile. Tabii ki 2 ile. O zaman 3 üzeri x eşittir 2'dir. Şimdi böyle bir şey mantıksız geliyor. 3'ün hangi kuvveti x 2'dir ki? Ama x'i bilmiyorsun ya. Sana ne hangi kuvveti olduğunu? Bana ne? 3 üzeri x 2'dir. Tamam 3 üzeri x 2'dir diye kafamızı kazıyoruz. X'i bulmamıza gerek yok. Sakın dikkat et. Çünkü adam bize bunu sormuş. 3 üzeri x'i bir şey var burada. Ama 3 üzeri tam x'i bir şey yok. 3 üzeri 2x falan filan var. Burada aslında görünmez bir çarpma yok mu tam 2 evet ile hocam. X arasında? Yani 3 üzeri 2x'te bu 2 ile x arasında görünmez bir çarpma var. Bu çarpma ne demek aslında? Üstü ne zaman çarpma yapılıyor? Üstün üstü olduğu zaman. Yani bu aslında 3 üzeri x üzeri 2 desem sana bu x'i çarpırsa 3 üzeri x, 2x olmaz mı Tonguç Erdoğan? Olur hocam. O zaman ben bunun yerine 3 üzeri x'in ikinci kuvveti yazıyorum. Bak şunun yerine bu doğru olur mu? Olur değil mi? Çünkü bu x'i çarpırsa 3 üzeri x'i x'i. Artı 2 çarpı bunun yerine de 3x yerine de 3 üzeri x'in üçüncü kuvveti yazıyorum. Neden? Çünkü bu x'i çarpırsa 3 üzeri x'i. Tamam. 3 üzeri x'i biliyordum. İşte bunun yerine artık 2 yazabilirim. Hep yerine koyma dikkat etsene. Bunun yerine de 2 yazarım Tonguç'um. Ondan sonra üzerlerindeki zımbırtılar 2 vardı bunun üzerinde artı 2 çarpı. Bunun üzerinde de 3 vardı. Yani şunların yerine sadece 2 yazdım. Şunların yerine 2 yazdım. Sonra 2'nin karesi 4'tür artı 2 çarpı. 2'nin kübü de 8'dir. Çat 2 kere 8 16. 4 daha 20'dir. Doğru cevabımız süper bir şekilde sorumuzu çözmüş olduk. Hocam geldik. Sen bir şey istem, sınavda birkaç tane soruyu size telefonla yollasam hani süper bir şekilde yine çözsek beraber. Hani ben de öğrenmiş olsam aynı sırada. İnşallah inşallah. Saçmalama dangozun suyla. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Tonguç bak bu tarz sorular çok klasik sorulardır ve dikkat etmemiz gereken çok önemli bir şey var. O da eksi bir sayının eksi sayının çift kuvveti ne der Tonguç Evren benim? Pozitif artık. Çıkar. Aman dikkat et bu kurala. Şimdi ben burada şimdi üstün üstü kuralı neydi? Bu x'i çarpılıyor. Tamam. Bu parantezin dışında tek bir sayı var. O zaman bu aynen kalır. Eksi işaret değişmeden. Bu x'i çarpılsa eksi a üzeri 10 eder. Çarpı diyorum. Şimdi burada da eksi bir şey yok. Bu x'i çarpılırsa a üzeri eksi 8 eder. Sonra Tonguç evladım benim. Bu x'i çarpılırsa a üzeri 3 kere 2 6 eder. Bölü diyorum. Sonra bu x'i çarpılsa a üzeri eksi 12 eder. Eksi 4 de eksi 3. Ama burada kritik bir şey var işte bak. Her şeyi bir tane işlem hatası her şeyi mahveder bu soruda. Çünkü farklı bir şey çıkarsa hepsi gider. Burada parantezin dışında çift bir sayı var. 4. Çift bir sayı olunca bu yerde buradaki eksi artık pozitife dönecek. Kusura bakma evladım. Pozitif a üzeri 20 çıkar. 5 kere 4 20'dir. Burada dikkat edelim. Geldik bu zımbırtıya. Burada tek bir sayı onunla değil. Aynen kalır. Eksi a üzeri 3 şeklinde yazarız. Şimdi bunu yazdıktan sonra zaten üst sayılarda çarpma, üst sayılarda bölme kurallarını uygulayacağız. Çarpma neydi Tonguç Erdoğan? Tabanları aynı olursa üstler toplanır. Ama burada dikkat edelim bak. Eksi. Bu aslında artı bir sayıdır. Bu da bir artı sayıdır. Eksi artı artının çarpımı sonucu eksi çıkar diyoruz. A üzeri 10 ile eksi 8'i toplarsan ne eder? 2 eder. 6 daha ekle. 8 eder. A üzeri 8 diyoruz. Bölü diyorum. Burada aynı şekilde yapıyorum. Bak bu artı bir sayıdır. Bu artı bir sayı. Artı 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 eder. Bir de eksiye çarpılırsa sonuç eksi çıkar. İşte artı eksi atarsa her şeyi götürebilir burada. Çok dikkat edelim o yüzden. A üzeri bak eksi 12 ile artı 20'yi topladığım zaman çünkü üstlere çarpma yapıyoruz ya çarpmalı üstlere toplanıyor da artı 8 eder. 3 daha 11 eder diyoruz. Şimdi bunları birbirine böldüğümüz zaman eksiler birbirini götürür. Artı sonuç çıkar. A üzeri 8'den 11'i çıkartalım. 8 11, eksi 11 yazarak yazdım. Yazarak çıkardım. Eşittir diyelim hatta buraya yazalım. A üzeri eksi 3 çıkar sonucumuz Tonguç evladım. Cevabımızı A üzeri eksi 3 buluyoruz. Ve sonucumuzun en sade halini bulmuş oluyoruz. Sade ve leziz. Geldik diğer sorumuza. A küçüktür 0, küçüktür B, küçüktür C şeklinde bir şey. O zaman A negatif bir sayı, B'de, C'de pozitif bir sayı. Ve ikisinin üçünün arasındaki sıralamayı da vermiş Tonguç evladım. Şimdi bu da çok klasik bir sorudur. Şimdi soruyu görünce hemen aklıma geldi. Bu klasik bir sorudur. Demiştim ki hani hatırlıyorsan. Karekökün içinden x kare çıkmaya çalışırsa x diye çıkar. Değil mi Tonguç? Evet. Hayır işte. Mutlak değer x diye çıkar. Çünkü çift köklerin içinden mutlak değer çıkıyor. Mesela 4 kuvvetin içinde x ile 4 ne diye çıkar Tonguç evladım benim? X diye çıkar değil mi? Hayır. X diye çıkar değil mi? Süpersin. Evet. İşte bu mutlak değer x diye çıkması gerekiyor. Aman dikkat et. Çünkü çift kuvvetten böyle çıkıyor. O zaman aynı kuralı burada uygulayacağız. Ama tek kuvvetlerde öyle bir kural yok. Hadi bunu yapmaya çalışalım. A kare, burada karekök var. O zaman bu mutlak değer A diye çıkacak. Artı diyorum. Tek kuvvetlerde olduğu gibi çıkıyor.
B eksi C diye çıkar. Çünkü bununla bu sadece şey. B eksi C'nin kübü. Bir de küp kök. Aynı şey. Birbirimize götürür gider. Eksi diyorum. Burada karekök ve hatta bunu birazcık daha zor olsun diye şöyle yapalım. 4 yapalım. Bunu 4 yapalım. Fark etmez. Aynı şey sonuçta. Veya 6 da diyebiliriz. Öğretmeniniz 100 de diyebilir. 100 de diyebilir. 6 da diyebilir. Fark etmez. Ama sonuçta bunlar birbirini götürür mü? Götürür. Ama mutlak değer 2 de çıkar. Çünkü buralar çift olduğu için. Tamam buraya kadar tamam. Buraya kadar her şeyim yolunda. Sonra diyorum ki hadi şimdi mutlak değer özelliklerine geldik. Mutlak değerde mutlak değer nasıl dışarı çıkar? Şimdi orada da kural şu. Mutlak değer içindeki sayı eksi mi artı mı ona bakacağız. Bu sayı eksi bir sayı. O zaman üzerine eksi yazıyorum. Burada mutlak değerin içindeki c eksi a artı mı eksi mi ona bakacağız. C'den a çıkıyor. Yani büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkıyor. O zaman bu sayı nedir? Pozitif bir sayıdır. O zaman burası da şey diyebiliriz. Artı çıkıyor diyebiliriz. Üzerine artı yazın. Tam tersini yapabilir. Çok dikkat edin. Sınavda a eksi c diyebilirdi. A eksi c olsaydı burada küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıktığı için negatif çıkması gerekiyordu. Üzerine negatif yazdık. Şimdi bunu yazdıktan sonra çok basit. Yapacağımız şey mutlak değeri açarken üzerine yazdığımız içinin işaretiyle çarpacağız. Çarparak çıkartacağız. Yani bu eksi başa gelecek. Bu eksi direkt başa geliyor. A diyor. Artı b eksi c olduğu gibi yazıyorum. Bu artı başa geldi. Aynı şey zaten o zaman. Eksi burada vardı. C eksi a diyorum. Şimdi bunları açtığım zaman eksi a artı b eksi c. Bu eksi bunun içine dağılır. Aman dikkat edin. Eksi c artı a. Çünkü eksi ile eksinin çarpımı artı eder. Sonuçta eksi a ile artı a birbirini götürür. B eksi 2 c sonucumuz çıkar diyoruz. İşte bu kadar en yalın halinde bulmuş olduk diyoruz. Sınavda çok dikkat edin. Sınavda şöyle de yapabilir. Adam der ki şöyle bir ifade. Bir de şöyle bir şey. 6 kök. B eksi C'nin 6. kuvvetler. Bu nasıl çıkartın bu şeylerden? Çift kuvvet olduğu için mutlak değer için çıkar. B eksi C dedik. Peki B eksi C'yi nasıl? Aman dikkat et. Bak burasını sana ekstradan öğretiyorum. B eksi C nasıl açılır biliyor musun? Küçükten büyük çıktığı için negatiftir Tonguç evladım benim bunun içi. Negatif başa gelir. Eksi B eksi C diye. Yani bu eksi başa gelir. Aman dikkat et Tonguç'u. Bu da kıl yazılılarda sorulan bir soru tarzıdır diyorum. Ve bunu da tarihini not olarak düşüyorum. Geldik Tonguç'um. İşte yeni bir soru, yeni bir şans. Kök sıradan tabii tekrar söylüyorum. Kök sıradan üst sıradan çok soru gelecek. O yüzden çok hazırlıklı olmamız gerekiyor. Burada da bir şey var. Şu kural var. Şunu unutmayalım. Paydada kök istemiyoruz. Değil mi Tonguç? Bağır bakayım. İstemiyoruz. Paydada kök istemiyoruz. Aynen süper. Paydada kök istemiyoruz. Bunu susma. Susunca aynen. Bunun için ne yapıyorduk Tonguç Erdem? Eşlenik metodu uyguluyorduk. Eşlenik ile çarp diyorduk. Eşlenik ile çarpmamız var. Şimdi ne demiştik? Kök 5'in mesela 2 bölü kök 5 varsa hemen ne yapıyorduk? Kök 5 ile genişletiyorduk. Kök 5 ile genişletsek 2 kök 5 bölü 5 olur. Bak paydada kökten kurtulmuş olun. Çünkü kök 5 çarpı kök 5 kök 25 ile o da 5 ile çıkar. Burada aynı şey yapacağız ama bunun eşleniğinde kıl bir şey var. Şöyle bir şey bilmemiz gerekiyor. Kök x artı kök y'nin eşleniği aslında kök x eksi kök y'dir. O zaman kök 10 artı kök eksi 3'ün eşleniği kök 10 artı 3'tür. Yani bir eksilisize artılısıdır. Bu da çok klişe bir sorudur. Bu sınavlarda sorulur. Çünkü bak kök 10 artı 3'ün de eşleniği kök 10 eksi 3'tür. Aslında biz burada çok enteresan. Eşleniğiyle çarparken yani paydadaki kök istemiyoruz kurtarırken yaptığımız şey paydalara eşitlemek de oluyor. Bak dikkat ettin mi? Bunu bununla çarpıyorsun, bununla çarpıyorsun. Yani tersiyle çapraz çarpımı yapıyorsun aslında. Şimdi çarpalım. Yavaş yavaş adım adım yapalım. Çok dikkat edelim. Şimdi bununla çarpacağız, bununla çarpacağız. Payda eşitliyoruz. Kök 10 çarpı kök 10 artı 3 diyorum. Yani şununla çarptım. Bölü diyorum. Bununla bunu çarpıyorum. Kök 10 eksi 3 çarp. Bununla bunu çarpacağım. Kök 10 artı 3 diyorum. Süper. Artı diyorum. 3 çarpı kök 10 eksi 3 diyorum. Bölü diyorum. Bununla bunu çarpıyorum. Kök 10 artı 3 çarpı kök 10 eksi 3 dedim. Buraya kadar tamam. Şimdi yapacağım şey dağıtmak. Bununla bunu çarpalım. Kök 10 çarpı kök 10 10'dur Tonguç evladım benim. Kök 100'dür o da 10'dur. Bununla bunu çarparsam artı 3 kök 10'dur. Paylar artık eşitlendi ya. Direkt toplayabilirim. Hadi şimdi şununla şunu da atalım. 3 kök 10'dur. Bununla bunu çarparsam. Eksi 3 kere eksi 3 9'dur. Eksi 9'dur neyse işte. Bölü diyorum. Sonra da paylar aynı oldu zaten. Bir tanesini çarpsam yeterli. Aynı şey çıkacak. Bununla bunu
Bununla bunu bununla çarpalım. Kök 10 çarpı kök 10 nedir Tonguç öğrenmem? 100. Kök 100. Kök 100 o da 10'dur. Kök 10 çarpı artı 3 nedir? Artı 3 kök 10'dur. Hadi bunu ben iki kare farkını biliyorum. Ne anlatıyorsun bana? Diyerek soran, söyleyen öğrenciler de olabilir. Tamam ama iki kare farkını unuttun diyelim o sınavda o telaşta. Şimdiden normal çarpma yapıyorsun. Normal çarpma da çıkıyor. İki kare farkını bir hatırlamana gerek yok. Bununla bunu çarpıyorsun. Eksi 3 kök 10'dur. Bununla bunu çarpıyorsan eksi 9'dur. Şimdi artık çok basit zaten. Şimdi sonuç olarak burası 3 kök 10. Burası 3 kök 10. Ya evladım yapmamız gereken şey şu. Bununla bu götürdü birbirine. Sonrasında 10'dan 9 çıktı 1. 3 kök 10 artı 3 kök 10 artı 6 kök 10 eder. Bölü diyorum. 10'dan 9 çıktı 1. O yüzden cevabımız 1 artı 6 kök 10 çıkar. 1'e bölününce çünkü aynı şey çıkar diyoruz. İşlemin sonucu da budur diyoruz. Evet ödüllü sorumuzu yapmadan önce Tonguç'um sana şimdi yapman gereken ödevi veriyorum. Şimdi bir kere 0'dan 9'a matematikten konu tekrarı yapabilirsin. Konu tekrarında yapman gereken konular şimdiden sana söyleyeyim. Çünkü çok fazla konu olduğu için eski konulara çalışmadan ziyade denklem ve eşitsizlikler konusunda çok iyi çalışman gerekiyor. Denklem ve eşitsizliklerde zaten doğal sayılı kavramlar, rakamlar bilmem ne falan bunlar aslında çok temelleri bizim konularımızın. Sayfa 76'dan başlıyoruz. 3. üniteden başlıyoruz. 77, 78, ondan sonra 79, 80, 81. Tek çift sorular sorulabilir, sınavda gelebilir ama yine de ben sana en önemlileri göstereceğim. 82, 83 sayfalarını mutlaka buradaki soruları çöz. Buradaki sorular da çok güzel senin sınavı hazırlayacak. Aynı zamanda asal sayılar aralarında asallık bunlar temelleri. Rasyonel, irrasyonel sayılar 86, 87 tamam bunlara da bak. Ama Tonguç en önemliler gerçekten pozitif negatiften soru gelebilir. 88, 89 şimdiden söyleyeyim. Ardından Tonguç'um sayı kümeleriyle ilgili 90, 91'deki tara geçi mutlaka yap. Ardından bölme. İşte bölme bölmemede gerçekten sınavda soru gelecek. %100 soru gelecek. Şimdi 92 93'ten ve 94 95'ten veya 96 97'den bütün kuralları mutlaka hatırlamalısın ve sınavda çıkacağına göre çalışmalısın. Buradaki sorular o yüzden çok önemli. 99 99 buradaki yapmadıysan bunları mutlaka çalış. 11 ile bölünme zor sınavlarda çıkar. Şimdiden söyleyeyim. Zor sınavlarda 11 ile bölünmeyi sorabilir sana sınavda. Aralarında asal çarpanlara bölünebilme dediğimiz şeyi de esas sınavda bundan gelir. Çünkü diğerlerini tekrar ettiriyor. Yani 102 ve 103'teki sorular çok önemli. Bölme işleminin özelliklerinde 104 105 diğer şeylerle kombine bir soru sorabilir. Ve bir tam sayının asal çarpanları tamam buraya kadar tamam eyvallah da fen lisesindeki arkadaşlar mutlaka bir tam sayının bölen sayısı yani sayfa 108-109'da da özel olarak çalışsınlar lütfen. EBOBEKOK'la ilgili soru gelebilir sınavda çünkü geçen sınavda yoktu ama bu sınavda soru gelir. 110, 111, 112, 113 EBOBEKOK problemlerinden soru gelebilir zor sınavlarda onu da söylemek istiyorum. Öklit algoritmasına fen lisesindeki arkadaşlar mutlaka çalışsın. 118-119'da mutlaka çalışsın arkadaşlarımız. Ondan sonra en önemli şey bu işte. Sayfa 120-120'deki tara geçi mutlaka çözelim. Bölünebilme kurallarındaki. Aralık kavramında 122-123'te reel sayılar ve tam sayılar aralıklarını mutlaka çok iyi hatırlamamız gerekiyor. Birinci dereceden bir bilinen denklemlerde Tonguç evladım benim denklemin kökünün çözüm kümesinin aslında x olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve bunlardan sınavda soru gelir. Eşitsizliklerde Tonguç sayfa 126-127'de işte aynı denklemler gibi çözüldüğünü sadece eksiyle çarpılınca işaretin yön değiştiğini hatırlamamız gerekir. Mutlak değerli denklemlerde çözüm yöntemlerini hatırlayalım. Aynı sınavda benim çözdüğüm gibi. Tabii birazcık daha karışık böyle iç içe mutlak değerler sorulabilir. Aman dikkat et. 128-129'un sayfalar. Eşitsizliklerde TOSS metodunu çok iyi bilelim. 130 ve 131'de. Eşitsizliklerde aralık kavramını nasıl buluyoruz? En son basamağına kadar getirmeyi bilelim. Sayı doğrusuna göstermeyi bilelim. Ve aynı zamanda birinci dereceden iki bilinmeyen denklemlerde işte paralel doğrular, kesişen doğrular, çakışık doğrular, sonsuz çözüm kümesi işte hiç çözüm kümesi yok, boş küme onları bile hatırlayalım Tonguç'um. Bunlar ve kesin soru gelebilecek sayılar. Kesin sınavda soru gelir.
2000'in bilmeyen eşitsizliklerde tarama metodu ile ilgili öğretmenin zor soru sormak isterse sorabilir. Aman dikkat edelim. Ve buradaki tara geçişleri yapalım. Dur. Üssü ifadelerin tanımı, üssü ifade çarpma bölme zaten üssü denklemler bu senenin konusu. 150-151 bunlara çok iyi çalış. 152 ve 153. sayfadaki sorulara çok iyi çalış. Eşitsizliklerde hani belki gelebilir zor sorularda 154-155'te ama köklü ifadelerin tanımı bu için içerideki sayı çift kökün dışına pozitif çıkar bunlar sınavda gelebilir Tonguç'um. Sadeleştirme geliştirmeden ziyade köklü ifadeler işlemlerle ilgili erim armut hesabı bunları bilelim. Köklü ifadenin eşleniği kavramından zor sınavlara soru gelir. Paydayı köklü istemiyoruz. Bunlar çok önemli. Bu buraya kadar çalışsan şimdilik yeterli. Tonguç Evren Bey'im köklü ifadelerin sonuna kadar. Ve Tonguç bak burada test geçimiz var aslında bu ünitenin sonunda. Denklem ve eşitsizliklerde bunlara da bakabilirsin. Test geçlerde sayfa 188-189'a. Ve daha çok soru tipi görmek istiyorsan ve zor sınavlara çalışmak istiyorsan TAK Matematik'te Tonguç'um yazılarımız var. TAK Matematik'te burada bak dikkat et. Üçüncü ünite denklem ve eşitsizliklerin bir kere sayfa 84'ten sayı kümelerden başlayıp sayfa 84'ten daha hızlı ilerliyor burada konular merak etme. Burada TAK taramaları falan filan yapmayı unutma. Sayfa 100 üstü köklü sayılar karma testimiz de var burada. Sayfa 141'e kadar lütfen çalış Tonguç'um. Ve aynı zamanda tabii burada fen lisesi kısımlarına da atlama. Mesela işte üstü sayılardan değil de pardon hemen geliyorum. Fen lisesi kısımlarına da atlama. Şimdi şu anda bulamadım. Aynı zamanda Tonguç'um denklem ve eşitsizliklerden 3. ünite tekrarlarını mutlaka yapmaya çalış. Tabii oran orantıya belki geçmemiş olacaksın ama 3. ünite tekrarının sayfa 164, 165, 166, 167 bunları mutlaka çalış. Ve aynı zamanda TAK yazılıya. TAK yazılı da sayfa 180, 181'de mutlaka bunu çöz Tonguç. Gerçekten de bu çok işine yarayacak. Bunlar sınavda çıkabilecek. Zor sınavlarda da çıkabilecek. Fen lisesi tarzı soruları da barındırıyor. Yazılılara örnek olarak bulunabilir Tonguç'um. Başarılarının devam ediyorum. Ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Hadi bakalım görüşmek üzere. Birazdan.